Gazi Osman Paşa Mahalle Muhtarı Şerafettin Dikbaş. 60 doğumluyum, 63 yaşındayım. Bir kızım, bir oğlum var. 36 senelik evliyim. 2004'ten beri de mahalleye hizmet veriyorum muhtar olarak. Yalovalıyım. İlköğretim okulunu bitirdim, yıkılan okulumuzun. Oradan ortaokula geçtim. İkide de terk ettim. Tahsilim İlköğretim. Ne işle meşguldünüz muhtarlıktan önce? Oto tamircisiydim. Bir iki değişik yerlerde çalıştım. Tır tamirciliği yaptım. 87'de belediyeye girdim otogarajda. 2000 yıllarında özelleştirme olduğu için oradan ayrılmak zorunda kaldım. 41 yaşında da emekli oldum. Şimdi bizim mahallemiz Macir kökenli. Bulgaristan Türk Macirleri. Bir de Yunanistan kısmı olarak var. Geri kalan Türkiye'nin her yerinden bir mozaik gibi herkes var. Ben de kendim Çerkez kökenliyim. Ama genellikle 2004 yılında çoğunluk Macir kökenleriydi. İlk geldiğim vakit 3500 oy vardı. 3-4000 dolayında nüfusu vardı. Şu anda 13500 civarı yaşayanı var. 10.000 küsür de oyu var. Bizim mahallemizin fazla problemi yok. Bazı muhtar arkadaşlar belediye başkanına derler ki şunlar şunlar yapılsın. Ben de diyorum ki yapılanlar yıkılsın. Mahallem nefes alacak. Bu neden? Çünkü bizim mahallemiz Yalova'nın dış kenar mahallesiydi. Yani bir hapishanemiz var, bir halimiz var. Şimdi yoğunluk olduğu için bunlar bize rahatsızlık veriyor. Bu yerler yıkılır, yok edilirse benim mahallem nefes alır. Bir de Balaban Dere sorunumuz var. Bu Balaban Dere sorununu ben peyderpey her gelen belediye başkanına sundum. En son valimiz sağ olsun bizi 3 defa ziyaret etti, dile getirdim. 2018'de bitireceklerini söylediler. O olmadı. 2022 programında bitireceklerini söylediler. Islah çalışması. Bu ıslah çalışması yaparsa biraz daha mahallemiz vizyon kazanır. Çünkü komşu mahallemiz rezistanslar yapıldı. Bunlar 5 milyona, 6 milyona satılan daireler var. Tam ortasından geçen ucube bir deremiz var. Bunun güzelleştirilmesi, yapılmasını birinci talep olarak her belediye başkanı talep ettim. Burada da evraklarım var zaten. En son seçilen belediye başkanımızın beyanatı var gazetede. Diyor ki 22 yılında bitireceğim. Şimdi geldik 23 yılına. Hala çıt yok. Burada yazılarımız da, yazıları da var onlarla ilgili. Çünkü bir şekilde ben gerekli şeyleri yaptım, yazışmaları yaptım. Belli bir zaman diliminde hallediverdiler. Ben de buradaki semt sakinlerime, mahalle sakinlerime bilgilerimi paylaşıyorum. Yani Balaban Deresi ıslah çalışması, hapishanenin kalkması, Yalova halinden buradan çıkarılması. Gecenin 12'sinde kişiler orada 2 milyon, 3 milyon daire almış. Şimdi sandık sesleri dinliyorlar. Gecenin olmayacak saatlerinde gürültü var. Yani çıkarılmaz, yıkılmaz. Geri kalan şeyleri zaten belediyelerin asli görevleri, çöp almak, yol yapmak. Bunlar da düzenli olarak yapılıyor. Darülharpçiler çocuklarını okula göndermiyorlar. Sizin bölgenizdeki darülharpçilerin ya da yabancı kişilerin nüfusu ne kadar? Yani benim yabancı gelen, göç olarak gelen yabancılar 150 haneyi geçmez. Bunların 13 hanesi eski yeni seçim sistemine baktığım vakit 13 aileyi Türk vatandaşı yapmışlar. Biraz kalitesi yüksek olan dışarıdan gelen kişiler Bahçeliler Mahallesi'ne ikamet ediyorlar. Bizde orta halleri, varoşlarda işte çöp toplayan, bilmem ne toplayan şeyler var. Ama bunların pek kötülüklerini ben görmedim mahallede. Yabancı kişilerin kötülüklerini görmedim. Darülharpçılar var mı? Çocuklarını okula göndermeyenler. Çocuklarını okula göndermeyenler, kendileri evde eğitim aldı. Bunlar sürekli yer değiştirdiği için arada müdür muavinleri bana geldi, adreslere gittiğiniz zaman ya taşınmış oluyorlar, ya bir yere gitmiş oluyorlar. Ama ikamet ettiklerinde gönderiyorlar. Bir kısmı da bizim Diyanet'in uygun gördüğü okullara gönderiyorlar yani. Onlarla da denk geliyor. Yani niye çocuğunu göndermediğince? Çünkü cezası var, yaptırımı var. Biz şuraya göndeririz. O da Diyanet'le Milli Eğitim Bakanlığı herhalde protokol yapmış. O şekilde çocuklarını da gönderiyorlar. Mahalle
mahalledeki ihtiyaç ve talepleri nasıl hallediyorsun? Mahallelerinizi ne kadar tanıyorsunuz? Yüzde kaçını tanıyorsunuz? Mahallemde en fazla 100 aileye geçmez. Yani bunun 25'i bir sebeplerle bakıma ihtiyacı olan insanlar, eşine ayrılmış olanlar var, sakat olanlar var. Bunları da Sosyal Dayanışma Vakfı'na yönlendiriyoruz. Biz onları oraya teşvik ediyoruz. Onlar da gereğini yapıyor. Eksik bir şey kalırsa biz de bize gelen yardımlardan onları telafi ediyoruz yani. Mahallenin kaçta kaçını tanıyorsunuz? 1965 yılında ben bu mahalleye taşındım. Bu bulunduğumuz mahallenin yarısının elektrik direklerinin çukurlarında oynadım. Yani %80'ini tanıyorum. %100 desem biraz abartmıyorum ama %80'ini tanıyorum. Bölgenizdeki güvenlik durumu ne boyutta? Güvenlik sorunumuz yok. Aydınlatma lambalarımız zaten alü dediğimizde gelip yapıyorlar. Mahallemizde bir karakolumuz vardı. Onu bu FETÖ operasyonlarının neticesinde polisler azaldığı için merkeze aldılar. Ondan sonra çocuk şubemiz var. Pek şeyimiz yok. Öyle vurdulu, kaçtılı olaylarımız yok yani. Güvenli bölge. Okullarınız yeterli mi bölgemizde? Okullarım yeterli şu şekilde. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ile benim buradaki ilköğretimi bölüyorlar. Böldükleri vakit oranın velisi, veliden kaynaklanan yani varoşlarda yaşayanlar bir şekilde çok çocuklu oluyorlar. Oraya göndermek istemiyorlar. Halbuki kalite aynı. Öğretmenlerimiz aynı, sıraları aynı, okul aynı. Benim buradaki Gazipaşa İlköğretim Okulu'na yığılma olduğu zaman 40 kişilik sınıflar oluyor. Veliye ben bunu anlatıyorum. Diyorum ki mesela Har yolundan sonrasını ilkokulumuz var Mustafa Kemal Paşa'da. Oraya istemiyor bizim veli bölündüğünden. Orada da veli sıkıntısı yani hocasını döven veliden nasıl bir şey olabilir? Yani eğitim kalitesi düşüyor. Halbuki öğretmenlerimiz, okullarımız hepsi pırıl pırıl. Şartlar eşit. Burada yığılma oluyor. Orada sınıflar az oluyor. Mahallenin yarısına da bir ilköğretim olabilir. Yani okullarımız güzel. Fakat veliye geldiği vakit çekince koyuyor. Yani benim bu semtim ben oraya göndermeyeceğim diyor. Neden dediğiniz vakit işte orada herhalde uygun görmüyorlar veliler çocuklarını oraya göndermesini. Bu tarafa kaymaya çalışıyor. Buraya kayınca da sınıflar 40 kişi, 50 kişi oluyor. Böyle bir sıkıntı var. Yapılırsa iyi olur çünkü yerleşim çoğaldı. Mesela bu dediğimiz yerde reistanslar oluştu Mustafa Kemal Paşa'da. Orada üst düzeyde insanlar var. Çocuklarını herhalde özel okula gönderirler. Ama nüfusumuz artıyor. Yani bir ilköğretim daha gidebilir. Yani göç alan bir mahallesiniz. Benim göç alsa da artık nüfusum 15 binle sınırlanacak. Çünkü artık inşaat alanı kalmıyor. Dar, dolu bir bölge. Bölgenizde kentsel dönüşüme riskli binalar var mı? Vatandaş bu konuda neler yapıyor? Ya da size geliyorlar mı? Kentsel dönüşüme girecek 50 senelik binalarımız var. Bunlar bir deprem öncesi yapılan 5'er katlı binalar. Fakat ada bazlı olduğundan burada sıkıntı var. Ada bazlı yaptıklarında bir adada hemen hemen 50 tane daire oluyor. Bu dairelerin çoklu yapı bazıları. Bazıları ikişer katlı, bazı üçer katlı. Ona giremezler. Yani ada bazı olunca o sonuca ulaşamazlar yani. Derler. Tamam. Şu an nece yazıyorsun? He? Kiril harfiyle Bulgarca. Bunlar yaşam belgeleri. Komutan olduktan sonra mı öğrendiniz? Yoksa? Şimdi ben aslında Çerkez kökenliyim dedim ya. Bizim Maykop'ta da Adgabzece'yi öğrenmek için dedim ki Latin harfinde neyi biz yazamıyoruz diye. Baktım onlar da kiril harfi kullanıyor. Gene oraya uymuyor. Yani bizim gırtlaktan Fransızca gibi kelimeler var. O uyumu kiril harfiyle yakalamış gibiler ama işte onlarla ben çalışma yaparken bunlar çıktı. Bunlar çıkınca benim eşim de macer. Dikkat ediyorum bazen yazıyorum. Harfleri öğrenmiş oluyoruz. Bize de yarıyor ama. Yaptığınız işlem neydi? Bu yaşam belgesi. Dedik ya macir kökenli diye. Bunların Avrupa Birliği'ne girdikleri zaman Avrupa normlarına göre diyor ki bakıyor nüfus şeyine bu insanlar nerede? Türkiye'de. Çoğunu göç verdiler ya. Ondan sonra bunların haklarını ödeyeceksin diyor. Yoksa olmasaydı bunlara bir kuruş para ödenmezdi. Şimdi bunlara biz 6 ayda bir yaşıyor diye belge vuruyoruz. Bulgar hükümetine gönderiyorlar. Ondan sonra tekrar paraları ödeniyor. Zamanında göndermezsen paraları kesiliyor. Hak etmiş Türkiye'ye geliyor. Her bağlantısı kesiliyordu. Orada birikimi duruyordu. Onu gördü Avrupa Birliği. Ondan sonra bunların hepsine maaş bağladı. Hak edenlerin hepsine veriyor. Muhtar mahallenin neydi? Muhtar
mahallenin seçilmiş yöneticisidir. Seçimle geldiğimiz için bir bileni, her şeyini, mahallesini tanıyanı, resmi yerlerde köprü olur vatandaşla onun arasında. Ben senin adına gittim vakit daha güzel anlatırım, daha güzel dinlerler. Çünkü bir muhtarın bir şey söylemesi, herkesin söylemesinden daha, yani biz de her şey için gitmeyiz. Ana sorunlar için gideriz. Sağ olsunlar, onlar da bizim seçmenimizi bir basamak yükseltiyor. Biz de hoşnut oluyoruz. Bu yüzden üst üste bir daha seçilmek istiyorum. Eski Yalova'yla şimdiki Yalova'yı karşılaştırır mısınız? Eski Yalova'da herkes birbirini tanırdı. Şimdiki Yalova bir dört yol kavşağında herkesin uğradığı yer. Ama ben buna, buraya gelen memur arkadaşlara, polis genellikle hiç sevdiremedim Yalova'yı. Bana dediler ki Yalova'dan üç tane bir şey söyle. Sevmem için dedi. Ben bir şey diyemedim. Şunu söylüyordum ya, tepelere çıkın bakın Marmara'yı görürsünüz falan. Başka dedi vakit. Bir şey bulamadık, söyleyemedik yani. Yalova'yı sevmem, üç tane şey söyleyince söyleyemedik yani, yapamadık. Bir dört yol kavşağı gibi bizim Yalova'mız. Ama evvelden daha samimiydi, herkes birbirini tanıyordu. Şimdi çoğaldık, bir sürü göç aldı. Deprem sonrası daha fazla. Sonra iş olanaklarımız sıfırlandı. Fabrikalarımız, eski fabrikalarımızda hanımlarımız oradan emekli. Benim mahallemden 3 var diye 6'şar tane otobüs kalkardı. Şimdi bunlar yok. Şimdi minibüsler kalkıyor. Onlar da 20'şer kişilik şeyler. Yani iş olanakları kısıtlı. Orhan Gazi bizden daha zengin bu konuda.